depresyon kendisi koyulmak için bazı benzer belirtileri altı ay sürmesi gerekiyordu. Birinci sorun bu. Ne oldu da bu 15 güne düştü? Şey diyor, depresyon. Birinci sorun bu. 6 aydan neden 15 güne çekildi? Tam anlayalım. Sen doktora gittiğinde şöyle dedi mi? 15 gün belirti gösteriyorsan depresyondan mısın denildi? Tabii hocam. Hatta bizzat görüştüm. %100 bana dediler ki bazı benzer şikayetlerim. Hani işte böyle ne bileyim iş sıkıntısı, işte halsizlik, keyif alamamı. 15 gün sürüyorsa dedi her ne olursa olsun sen depresyondasın dediler. Ben de bunun üzerine dedim ki diyelim hocam annem öldü. Diyelim babam çok sevdiğim bir insan. Biz sonuçta insanız. Ki bazı insanlar birilerine çok değer verir. Onların hayatında çok büyük bir şeyi vardır, yeri var. Onu kaybettiği zaman büyük bir çöplük içerisine düşmesi çok normaldir o kişiye verdiği değere göre. Şimdi hocam diyelim benim annem öldü. Allah yerinden versin. Ben 15 gün böyle benim üzülüp işlevselliğimi kaybetmem normaldir. Yani bence normal çünkü ben bir insanım, ben bir kat yaşıyorum. Ben o insanla çok şey yaşadım, o benim canım, ciğerim. Daha onu görmeyeceğim, daha onun eline tutmayacağım, daha onun kokusunu duymayacağım. Yani ben üzülmeyeyim de, ben işlevselliğimi kaybetmeyeyim de kim kaybetsin? Tamam, ben diyorum ki hocam. Peki başka bir sorunuz var, başka bir sorunuz. Ve şey, ilaç tedavisi aldın mı, çözüm buldun mu? Onlardan bahset. Aldım tabii hocam, almaz olur muyum? Böyle çok küçük bir iç ürpermesinden dolayı gittim. Bana 3 tane tanı koydular. Bir ilaç verdiler bana. 15 gün sonra bende bitmek yükeme iç sıkıntısı başladı. Yani hiç faydasını görmedim. Batık yapıyorum. Daha kötü oldum. Yani ben hayatımın en kötü günlerini o ilaçla birlikte yaşadım. Çünkü bana koydukları tanı 10 dakika bile sürmedi. Şu mantık var benim anladığım kadarıyla hocam. Hani bir ilaç içsin de bir rahatlasın da sonra bakarız rahatladığı zaman. Ama öyle olmuyor. Şunu düşünmüyorlar. O ilacın insana yapacağı yan etkiyi, bağlılığı, hastalık hissini daha çok psikolojik bozuyor bir insan. İnsanların. Yani ben hiçbir faydasını görmedim açıkçası. Anladım. Bunu söylemek istiyorum. Çok hızlı konuşmak istiyorum hocam. Teşekkür ediyoruz. Fazla zamanınız yok. Evet. Son bir şey daha tamam. Söylemek istiyorum hocam. Bu bazı ruhsal hastalıkların işte depresyon olsun, ne bileyim anksiyete olsun, işte OKB panik atak vesaire falan filan hala binlerce bilimsel araştırma yapılmış, hala bunların beyin serotonin kaynaklı olduğu somut bir şekilde kanıtlanmamıştır hocam. Hala burada büyük bir muamma vardı. Çok büyük bir ilişki vardı. Böyle yapa yapa hasta bir toplum oluşturdular. Her şeye ilaç, her şeye ilaç. Hasta bir toplum oluşturdu. Bir iki dakikalık tanılarla. Daha demin hocam söyledi ki biz ne yapalım dediler. İşte bizim de mesela saatlerimiz kısıtlı. Hastalarımız fazla. Falan filan bunun gibi şeyler söylediler. Ne yapacaklar? O zaman hocam bir araya gelsinler, buna karşı çıksınlar, bizi desinler, hastalarımıza gereken ilgi gösteremiyoruz. Çok hemen tanılarla, erken tanılarla onlara zarar veriyoruz, onlara ilaç vermek zorunda kalıyoruz, onlara bağımlı yapıyoruz, daha kötü yapıyoruz ve onlara hasta algısı oluşturuyoruz. Anlaşılır oldu. Teşekkür ediyorum. Ben sağ olun katılımınız için. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. İzleyicimizin gerçekten soruları oldukça yerine ve isabetli tespitleri mevcut. Evet hocam. Şunu kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. İlaç tedavileri eğer uygun kişiye verilmezse hiçbir şey yaramaz. Yani ilacı hastaya vermeniz lazım. Hocam daha kötü şeylere de sebep oldu. Allah muhafaza. Tabii hani, ki tabii ki. İçindeki kimyasal maddeler intihara tabii kadar sürüklüyorsa. Yani şimdi bir şeyden söz etmiştik. Yani unutkanlığa, uyuşukluğa sebep oluyorsa. Getirisi 10, götürüsü 1. 9 kardayım yapayım. Ama benim hiçbir getirisi yok yani götürüsü de oluyorsa bunun bir anlamı yok. Hani vatandaşımız diyor yaz süreci yani herkesin yaşayacağı bir süreç. En sevdiğim insanı kaybettim de ben üzülmemi de kim üzülsün? Benim şefselliğim bozulmasa kimin bozulsun? Çok güzel bir şey. Bu süreci kesinlikle kişinin olabildiğince ilaçsız geçirmesi lazım. Hatta bir kısım hastalıklarda kesinlikle ilaç vermemek lazım. Bakın hastalık olduğu halde ilaç vermemek lazım. Çünkü diyorsunuz ki bu ilacı sana şu nedenlerden dolayı verdiğinde şu problemlerin artacak. İşin normal sürecine bırakalım. İnşallah zamanla toplayacaktır diyorsunuz. İlaç vermiyorsunuz. Hastamızın demek istediği eğer buysa
Ben gittim hiç dinlenmeden, işte senin de şu basit bir olaydan bozulmuşken hemen tedavi verdiler diyor. Eğer uygun olmayan bir tanıya, uygun olmuş gibi görünen bir ilacı da verse işe yaramayacaktır. Çünkü net bir problem evet, yok. Evet. Ha bu süreç ile eğer bu yaz süreci komplike hale gelir ise, bunun süreci 3 ay, 3 hafta net bir ayrım da yapmak her zaman mümkün değil ama şuna bakmak lazım. Ya herkes, 5 kardeşiz, hepimizin annesiydi. Ben hariç herkes 3. ayına itibaren işine başladı. Tamam onlar da üzgün. Ama ben hariç herkes işte okuluna gidiyor. Ben hariç hiç kimse de kilo kaybı olmadı. Ben hariç herkes uykusunu alıyor. Herkes yemeğini yiyebiliyor. Ben hariç herkes çok iyi gidebiliyor. Ya bu olayı yaşayan 100 kişiden 99'u bu olayı çok rahat atlatabiliyordu. Bende şu an gelişen tablo artık iş değişti. Ya yakınım öldükten sonra ya artık suçluluk duygularım başladı. Bakın bu çok önemli bir şey. Suçluluk duyguları başlıyorsa bu yavaş yavaş iş nereye gidecek demektir. Ben böyle yapamamıştım, ben böyle demiştim, ben şöyle yapmıştım, ben artık hayattan tad alamıyorum, uyuyamıyorum, içemiyorum. Yani iş komplike yani hale gelmiş ise... Yani kişi kendini anlaması lazım diyorsunuz. Ve etrafı da bunu der. Ya artık senin doktorluk bir seviyeye geldin derler. Evet. Şunu da kaçırmamak lazım. Eğer biz bu süreçlerin her birini ilaçla atlatalım der isek problem yaşarız. Çünkü her süreç mutlaka ilaçla atlatılmaz. Sadece bir sosyolog desteklemek, o sürece ona yardımcı olmak, işte o yaz sürecinde onu destekleyip işte aile yakınlarının yapması gereken şeyleri bilirsek ve onları ötebilirsek... İlaç tedavisini kesinlikle önermiyoruz. Hani yakın bir tarihte biliyorsunuz belki şehrimizde ciddi bir trafik kazası oldu. Evet. Hasta yakınları sürekli gelip gittiler. Ya bize ilaç verin. Bu süreci hemen geçirelim, unutalım, düşünmeyelim. Öyle bir şey yok. Ya bize bir mutluluk ilacı verin. Öyle bir şey yok. Antidepresanlar bir ama mutluluk kapı değil. İşte, antidepresanlar... Bu yanlış bir şey. Zaten bu kadar çok ilaç satılmasının nedeni de bu. Kullananlara bakıyoruz. Yanlış yerlerde evet. Kullanıyoruz. Ve yazan kim? Ya acile gidiyor. Ya işte benim dün işte yakınım öldü. Ben uyuyamıyorum, sıkıntılıyım. Hemen bir antidepresan al. Ya bu ilaç işe yaramayacaktır. Ya yaşaması gereken bir süreci biz engelleyemeyiz. Ya bu kişi gidip yakınını görmeli, defin işlemine katılmalı, taziyeleri kabul etmeli ki bu süreci uygun bir şekilde atlasın. Yoksa uyutalım hiç görmesin. Tekrar evine gittiğinde nerede benim sevdiğim insan? Nerede gitti bu? Ne oldu? Ne bitti? Bu süreci yaşamadığı sürece kişiyi rahatlatamazsınız. Büyük yine büyük. Bunu da ilaçla da tamamen rahatlatamazsınız. Hocam ilaç tedavisi kullanıldığında, ilaç tedavisi gerçekten iyileşmeye, gerçekten... Hani o an insanın ruhsal dünyasında bir şeyleri unutturuyor, aslında uyuşturuyor, aslında bir şok ediyor. Tekrar kendine geldiğinde. Biz bakın şunu kaçırmayalım. Çözüm oluyor mu hakikaten? Kaçırmayalım. Evet. Yani ilaç tedavilerindeki amacımız kişiyi uyutmak, o sorunu o an için atlatmak, böyle ona geçici bir rahatlamak vermek değil. Yani biz eğer işte az önce de vermiştim bu örneği, damar yırtıldığında biz öncelikle bu damarı dikemiyorsak, kaybolan kanı oraya koyamıyorsak, istediğimizi yapalım, ne yaparsak yapalım asıl müdahale yapmamışız demektir. Ha zaten bir süre sonra vücut kendini toparlayacaktır. Ama o ilk müdahaleyi yapmak lazım. Yani kişinin ağzındaki yabancı cismi çıkardıktan sonra kişi nefes almaya devam edecektir. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Zaten hani tamamen o nefes almanın mekanizması nedir, nerede, ne oluyor, hava nasıl değişiyor ki bunlarla uğraşmak bile çok uç bilimsel şeyler diyoruz ama biz daha bu kısımları bile gelmeden basit o ağzındaki yabancı cismi çıkartmaya uğraşıyoruz. Peki bir şeyi bilmiyor olmak olmadığı anlamına gelmiyor. Ve bir şeyi tam olarak bilemiyor olmak da o şeyin nasıl cereyan ettiğini ve bunun biyolojik bir köken olmadığı anlamına gelmiyor. Ama şu bir gerçek, şu an çok fazla biyolojik bir deneyimimiz, tecrübemiz ve bilgimiz var. Şunu tekrar tekrar söylüyorum. Santral sinir sistemi dediğimiz, beyin işleyişi dediğim şeyle ilgili çok çok fazla bilgimiz var. Ha öğrenmemiz gereken yanında belki öğrendiklerimiz çok şey az olabilir ama çok fazla bilgimiz var. Ve bununla ilgili çok müdahaleler, çok tedaviler, ilaçlarımız da var. Ama iş sadece ilaç değil, iş sadece hastanın gelip 3 dakika içinde ilacını alıp gitmesi değil. Bu hastayı bir bütün olarak değerlendirilmek lazım. Bu bir insan çevresiyle, yaşadığı olaylarla, biyolojik hastalıklarıyla, o anki ruh haliyle bir bütün olarak değerlendirilip ona göre bir müdahale etmek lazım. Hocam, bu ilaç dışında da olur. Yani belki bu hastayı sadece terapi almak, belki desteklemek veya sizi takip alıyoruz şu an bir şey yapmamıza gerek yok deyip evine gönderdiğimiz hastalarımız da var. Hocam, tabii hasta dememek lazım. Şimdi siz kendi şahsınızdan böyle güzel anlatıyorsunuz diyorsunuz ama... Evet. Hem hastalarımızdan hem bakın de toplumdan... Bakın biz olması gerekeni söylüyoruz. Olması gerekeni söylüyoruz. Olması gereken. Doğru olanı söylüyorsunuz. Bakın, yani şunu deme lüksünüz yok. Yani ben 10 hasta alıyorum, diğer hastaları ne yapıyorsanız yapın. Bakın 10 geri diyelim o gün size 40 hasta gelecek. Almadığınız 30 hasta içerisinde bir tane hastanız vardı ki siz onu görememiştiniz. Evet. O hastayı o gün mutlaka görmeniz gerekiyordu. Yani ayaküstü de olsa kapıda görüp bu hasta niye tekerli sandalyede bunu ipten indirdiler diyor. Kaç yaşında bu? 50 yaşında. Ne oldu işte? Şöyle bir olay yaşadı, iflas etti, eşi de kendisini terk etti. Peki nasıl fark ettiniz? İpten indirdik. Ya bu hastayı o an alıp müdahale etmezseniz, yatırmazsanız, ona gerekli müdahale yapmazsanız o hasta bunu mutlaka bir daha deneyecektir. Anlatabiliyor muyum? Ama ya benim uyku problemim var ama 3 aydır devam ediyor. Günde 6 saat uyuyorum, ben 10 saat olmasını istiyorum. Ya bu hastayı belki bir gün daha bekletebilirsiniz. Ama bir kısım hastalarınız vardır ki bunu atlayamazsınız.
Yani biz böyle part time veya işte tam gün esası öyle bir şey yok. Biz sürekli çalışıyoruz. Sürekli çalışmak zorundayız. Telefonlarımız sürekli açık. Ha şu an bile buraya girerken yani telefonum şu modda, sesi de kullanabilir miyim dememin nedeni yatan hastalarınız var. Size sürekli ulaşılması gerekiyor. Veya icapçı değilseniz arkadaşlar icapçısınız diyelim. Arkadaşlar arayıp ya bir hasta eğer olursa sana danışsınlar ben yokum diyorsunuz. Şu an şu işteyim diyorsunuz. Biz sürekli çalışıyoruz. Evet. Yani gece 3'te beni arıyorlar. Hocam diyorlar hastamız tamam depresyon tanısı yatıyor ama tansiyonlarını kontrol edemiyoruz. Ne yapalım? Ciddi kalp problemleri oluştu. Ne yapalım? Aynı zamanda şekerlerini de müdahale edemiyoruz, düşüremiyoruz. Yani biz sadece psikiyatri hastası takip etmiyoruz. Sadece işte bir kalbi tedavi etmiyoruz. Sadece bir beyni tedavi etmiyoruz. Ya karşımızdaki bir insan. Ya buna ilaçlı ilaçsız ama bir yardımda bulunmamız gerekiyor. Hatta bazen birçok hastadan önceleyip ona daha hızlı müdahale etmemiz gerekiyor. Bu ayrımı yapmak ve gerekli kişilere yönlendirebilmek. Ya psikiyatri uzmanı da artık geçtik. Bir hekim isen veya en azından bu konuyla ilgili bir tecrüben varsa uygun kişileri yönlendirmeye fonksiyonun var ise ve bunu yapabiliyorsan işini yapmışsın demektir. Ya sen bir doktora git lütfen. Gittiğin doktor da seni eğer uygun bir uzmana gönderiyor ve sorun çözüyorsa iş bitmiştir.